Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Ve az önce aldığım bilgilerle Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Bütün bunlar bir şeyi gösteriyor. Demek ki dünyada en güçlüyüm diyen ülkeler girdikleri yerlerden çıkarken çok daha hassas, çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken ama bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Ve maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. Örneğin DAEŞ bunu üstleniyor. Peki DAEŞ'e karşı verdiğiniz bir mücadele var mı? Yok. Ama DAEŞ'e karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik ve veriyoruz. Lafla olmuyor bu işler. Onun için gereken neyse bunu yapmanız şart. Şu anda işte Taliban diyorlar. Tamam da Taliban şu anda eski Taliban değil diyorsunuz. Mesele ne dediği değil, ne yaptığıdır. Şu anda da Taliban'ın Afganistan'da bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok büyük önem arz etmektedir. Ve bizler de Türkiye olarak şu an itibariyle sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda teknik elemanlar olarak belli sayıda, az sayıda bir elemanımız orada bulunuyor. Ama bunun dışında biz Afganistan'dan bütün bu ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz. Temennimiz odur ki barışın geleceğine her türlü desteği vereceğiz ve 20 yıldır altyapısıyla, üst yapısıyla Afganistan'da çok büyük emeklerimiz oldu ve bunlar şu ana kadar da devam etti. Ve bundan sonraki süreçte de gelişmeler bunların belirleyicisi olacaktır.